bileyim yorum videoma hoş geldin. Tabii ki de Transformers'ı izledim. Transformers hakikaten her sene para basan bir film. Bu son izlediğim filmde de şunu keşfettim. Yani filmleri izliyoruz, aksiyon sahneleri, görsel efektler, osu busu her şey yerinde. Ama Transformers'ın farkı şu, insanı eğlendiriyor. Yani. Hakikaten eğleniyorsun böyle yani. Robotların savaşı, işte yabani hayvanlı robotlarla birleşmeleri, anahtar mevzusu, işte dünyanın kurtulması, bir süper gücün dünyayı yok etmek üzere olması falan, aksiyon, heyecan. Ama bunların hepsi ilaveten kişiyi eğlendirince o zaman güzel oluyor. Yani bu filmi film arası vermeden izledim. Hiç sıkılmadım. Hatta böyle filmin temposunun düştüğü zamanlarda üç gözlüklü boyutu böyle biraz gözümden çıkarıp böyle biraz dinlendim. Neden? Bayağı dev ekrana bakmak. Bir de biraz da üç boyutlu olunca çok yorucu oluyor. Çok hoşuma gitti. Bir daha söylüyorum. Her yıl para basan filmlerden birisi bu Transformers. Bu yılki 2023 yılında da çok güzel bir bölüm çıkarmışlar. Bölümün sonundaki olay G.I. Joe'ya bağlamış. Tabii o da çok acayip. Yani o da bir sürpriz. Erkek oyuncunun, karakterin adının Noah, yani Nuh olması da tabii. Yani mesaj içerikli. Biliyorsunuz Nuh'un gemisi. Güzeldi yani. Defalarca izlenebilir. Her izlediğinde sanki ilk defa izliyormuş gibi hissini verebilecek filmlerden birisi. Vallahi ben bir kere izledim sinemada. Yani internette de izleyebilirim. Yani kendi depoma, bellek depoma alıp film arşivine de koyabilirim. Defalarca izlenebilir. İnsana iyi vakit geçirtti. Görüşmek üzere.